Yarattığı kara bir tablo var. Şöyle bir göstereyim yukarıdaki arkadaşlarımıza da. Ali Konar, Beritan Canözer, Erdal Süsem, Erol Zavar, Ferhat Çiftçi, Feyyaz Irmak, Gurbet Çakar, Gültekin Avcı, Hamit Dilbahar, Hatice Duman, Hidayet Karaca, Kamuran Sumbat, Kenan Karavil, Mazlum Dolan, Mehmet Baransu, Mesut Aslan, Mikail Barut, Miktat Algül, Yusuf Keskin, Mustafa Gök ve ismini saymaya zamanımın yetmediği tam 32 kişi. Bunlar Can Dündar ve Erdem Gül'ün serbest kalmasıyla birlikte sayıları 32'ye düşen gazeteciler. Ülkemiz uluslararası kuruluşların araştırmalarına göre hapisteki tutuklu gazetecilerin sayısının en üst olduğu bir yerde görünüyor. Bu gerçeğe rağmen Mehmet Metiner el insaf diyebiliyor. El insaf demek yerine basın özgürlüğü kırmızı çizgimizdir diyenlerin bunun gereğini yerine getirmesi gerekiyor. Bakın, Silivri cezaevinde tam 92 gün boyunca Can Dündar ve Erdem Gül'e olmadık eziyeti yaptınız. Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla birlikte iki gazeteci özgürlüğüne kavuştu. Ancak Can Dündar ve Erdem Gül'ün serbest bırakılmasının ardından Bülent Arınç'ın troliçe dediği ahlaksızlar hemen harekete geçti. Can Dündar'ın önümüzdeki salı günü yeniden gözaltına alınacağını ve Fethullah Gülen cemaati bağlamında yapılacak bir operasyonda tutuklanacağını yazdılar. Bunlardan birinin Cumhurbaşkanlığında danışman olduğunu da tespit etmiş bulunmaktayız. Umarım Can Dündar'a ilişkin böyle bir komplo kurmaya kalkmazsınız. Çünkü bu komployu kurarsanız bunun da altında kalır, tükürdüğünüzü yalamak zorunda kalırsınız. Sizi şimdiden uyarıyorum.